diyor kesin. Çay var mı abi? Kendini başka. Boğulmaz da bir olasın. Dur lan, çıkar bir tespit etmeye başlar da ya. Boğulmaz da var da. Muammer abi sen neyse. Abi doldur bu çay. Ben size geliyorum. Geldi Çağatay. Siz de Çağatay'ın yanına geldi. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Malumunuz görev değişikliğinden dolayı yaklaşık bir aydır il bazında ve ilçelerimizde resmi ve esnaf ziyaretleri olmak üzere birçok ziyaretimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bizim için en değerli organlarımızdan biri olan Erzincan'daki yerel basın organlarımızla da ziyaretlerimizi düzenlememizin ardından bugün de Erzincan'daki yerel basın temsilcilerimizle birlikte bir kahvaltı düzenledik. Bu düzenlenmiş olan kahvaltıdan duymuş olduğum mutluluğu dile getirmek isterim. Katılımını sağlayan, davetimizi icabet eden yerel basınımızın muhabirleri ve temsilcilerine de sonsuz teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Peki göreve geldiğinizden beri farklı projeler yapıyorsunuz, etkinlikler yapıyorsunuz. Evet. Bu etkinlikler hakkında ufak bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bizim yetki alanımız öncelikle Türk gençliğini yetiştirmek her şeyden önce. Bu bizim göreve gelmeden önce de yapılan faaliyetlerimiz doğrultusunda göreve geldikten sonra da her şeyden önce gençliğin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Eğitim faaliyetlerimizin pazar günleri kesintisiz olarak üniversitedeki teşkilatlarımıza tabi arkadaşlarımız ve misafir olan katılımcılarımızla birlikte kendilerini geliştirmesi konusunda dini ve tarihi konularda bu konularda uzman, öğretim elemanı ve yetkili kişiler tarafından katılım sağlanarak seminerler düzenleniyor. Aynı seminerler cumartesi günde orta öğretim teşkilatlarımızda ve orta öğretimlerde okuyan öğrenci misafir arkadaşlarımızın katılımlarıyla düzenleniyor. Göreve geldikten sonra yaptığımız ilk faaliyetimiz Erzincan'daki ülkücü cami olarak ve esnaf ziyaretli olarak sadece ülkücü camiyle sınırlı kalmayıp il bazında resmi ve esnaf ziyaretlerimizi devam ettirmek oldu. Bunun haricinde tabii ki il bazında görev yapıyoruz fakat ilçelerimiz bizim için çok değerli ve önemli. İlçe teşkilatlarımızı ziyaretlerimiz oldu. Göreve gelmemiz haftası münasebetiyle 13 Mart'ta deprem şehitlerimizle ilgili bir programımız oldu. 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerimizle ilgili anma programımız oldu. Şu anda da rutin programlarımızı devam ettiriyoruz. Cenab-ı Allah izin verirse Nisan ayının 13'ü itibariyle Erzincan'da tarihi bir gece planlıyoruz. Sanatçılarımızdan, genel merkezi sanatçılarımızdan Mustafa Yıldızdoğan ve Ozan Erhan Çerkezoğlu'nun katılımıyla bir konser düzenleyeceğiz. Bu konserimiz sadece konser içerikli olmayacak. Cenab-ı Allah'ın izniyle saat 17'de Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız. Ve mehter takvimi eşliğinde 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'na Ülküde Birlik, Ülkede Birlik yürüyüşüyle birlikte yürüyüp ve tarihi bir gece olan Ülküde Birlik, Ülkede Birlik gecesini planlıyoruz. Teşekkür ediyorum.